Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde İngilizce sorular sormayı öğreneceğiz. Çok basit bir şekilde İngilizce sorular nasıl sorabilirsiniz? Bunun kolay bir yolunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tekniğin ismini de ben halka tekniği demeyi tercih ettim. Halka veya daire ikisi arasında kalmıştım. Halka diyelim. Birazdan göreceksiniz. İç içe geçmiş birkaç daire göstereceğim. Ya da halkalar göstereceğim. Siz ona baktığınız zaman İngilizce sorular sorma pratiğini gerçekleştirebileceksiniz. Yani özetle bu bölümde bir normal cümle kurmaya bakacağız. İki, kurduğunuz o cümleler üzerinden İngilizce sorular nasıl sorabilirsiniz onlara bakacağız. 3. Geçmişte yapmış olduğum bir video vardı. Bu video yani 800 kelime ile İngilizcenin %75'ini anlayıp konuşabilme adı altında ona da bakmanızı tavsiye ederim. Oradaki geçen 800 tane kelimeyi siz kendi başınıza burada göstereceğim. Bu teknik sayesinde nasıl pekiştirebilirsiniz, nasıl uygulamaya koyabilirsiniz. Buna yönelik bir pratik göstereceğim. Evet, başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir kırmızı daire gösteriyorum. Ve bunun içerisinde sizin bildiğiniz şeyleri yazacağım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları birçoğunuz biliyorsunuz. Bunlar zaten İngilizcenin temelini teşkil eden şeyler. Bunları bilmiyorsanız eğer öğrenin. Çünkü bunlar olmadan cümle olmaz. Neden? İngilizce cümleler her zaman başlangıç kısmında özne ile başlar. Ben gelirim, sen gidersin, o uyur şeklinde işte hep bir özne ile başlar. Yani ana dili İngiliz olan bireyler siz bir şey söylemek istediğiniz zaman cümlenizin en başına duymak istediği şey özne. Bu bir. Başa özneyi koymanız gerekiyor. Devamında ne yapmak istiyorsanız onu söylemeniz gerekiyor. Mesela beğenmek, like fiili. Hani bildiğiniz fiili üzerinden öğreteyim ki işin mantığını daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela I like, ben beğenirim. You like, sen beğenirsin. They like, onlar beğenir. He likes, she likes, it likes. Yani he, she, it de es taksı kuralı vardı. Bunları biliyorsunuz birçoğunuz. O yüzden ben bunları sarı renkte yazdım. Yani bütün cümlelere siz bu şekilde başlamanız gerekiyor. I like, you like veya I eat, you sleep, we study, işte they work, she buys, he pays mesela. Çeşitlendirebilirsiniz. Yani siz şuraya şu gördüğünüz beyaz çemberin içerisine sınırsız sayıda fiil getirebilirsiniz. Peki bunu başarabildiğinizi hayal edelim. Başına özne, devamında fiil. İşte örneğin I like. Peki devam nasıl gelecek? I like. Tamam, neyi seviyorsunuz? I like köfte. İşte I like lahmacun. I like İskender. I like, yani neyi seviyorsunuz? I like books mesela. Kitapları seviyorum. I like films. I like movies. Yani buraya getirdiğiniz fiil devamına karar verecektir. Örneğin I watch. Ben izlerim. Neyi izliyorum ben? Televizyon. I watch TV. I watch films. I watch cartoons mesela. Hani bir deneme olarak söyleyeyim. Buraya read dediniz, okumak. I read. Ne okuyorsunuz? Kitap okudunuz. O zaman ben kitap okurum demek isterseniz nasıl oluyor? I read books. Bu kadar basit. Efendim ben daha da uzatmak istiyorum. Ya uzatmayın. Gerek yok. Konuşma diline gerçekten gerek yok. Olabildiğince üçlü kelimelerden oluşan cümleler kurun. Bu yeterli. Siz bunlara kendinizi alıştırın. Uzun uzun cümleler zamanla gelecektir. Yani özellikle bu konuda ben açgözlülük görüyorum. İngilizce anlama seviyeniz çok yüksek olabilir. Ama biz burada konuşmaya odaklanıyoruz. Konuşma seviyeniz ne durumda? Birçoğunuzun anladığınız kadar konuşamadığınızı biliyorum. O yüzden ikili üçlü kelimelerden oluşan cümlelerle yetinmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Peki bunları da başarabildiğinizi hayal edelim. Şuraya bu bizim 800 tane kelime şey var ya, şunlar. Şurada göstermiş oldum. Burada 800 tane kelime var arkadaşlar. Ben bunu paylaştım. Yani videoma bakabilirsiniz. Örneğin buradaki fiiller. İşte know fiili, işte like. Örneğin well bu fiil değil, just da değil. Think mesela bir fiildir. Bunu aldınız, think. Buraya getirdiniz, koydunuz. İşte I think, you think, we think, they think. İşte he thinks. Bu şekilde bir çalışmalar gerçekleştirin. I think about you. He thinks you're right mesela. Peki şimdi bu tarz basit cümleler kurabildiğinizi varsayıyorum. Tek yapmanız gereken buraya bir fiil koymak. O fiili koyduğunuz zaman cümlenin en önemli kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Bunu yapabildiğinizi varsayıyorum. Soruları nasıl soracağız? Bakın, düz bir cümle kurabiliyorsanız eğer soru sormak o kadar da zor değil. Yapmanız gereken tek şey 3 tane kelimeyi bileceksiniz. Bakın, 3 tanecik kelimeyi bileceksiniz. İngilizce on binlerce sorular sorabilmeniz için arkadaşlar bilmeniz gereken 3 tane kelime var. Geniş zamanda sorular sorabilmeniz için do.
geçmiş zamanda sorular sorabilmeniz için did ve gelecek zamanda sorular sorabilmeniz için will. Hepsini açıklayacağım. Hepsini net bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu konuda bir sizinle anlaşalım. Geniş zamanda sorular sorabilmek istiyorsanız do. Do ile başlayacaksınız. Yani bunu bir genel kural olarak kafanıza yerleştirin demiyorum. Farkında olun. Yani bir farkındalık oluşturun kendiniz adınıza, tamam mı? Cümlenizde eğer bir fiil varsa, bir hareketlilik varsa, siz o soruyu do ile sormanız gerekiyor. Birazdan örneklerle daha iyi pekiştireceğiz. Biraz daha sabır arkadaşlar. Şimdilik geniş zamanda do, geçmiş zamanda did, gelecek zamanda will. Mesela şu listemizden bir tane kelime seçelim. Say. Tamam mı? Söylemek. Demek, söylemek fiili. Ben bu fiili cümle içerisinde pekiştirmek istiyorum. Öyle hayal edelim. Buraya yazıyorum. Say. İşte I say, you say, we say, they say, he says, işte she says veya it says gibisinden. Burada söylemek fiili olduğundan dolayı arkadaşlar, sen söyler misin dersek eğer do you say demeniz gerekiyor. Söyler misin? Do you say? Ben söyler miyim? Do I say? Do I say? Ben söyler miyim? Biz söyler miyiz? Do we say? Onlar söylerler mi? Do they say? Peki sen söyledin mi demek istiyoruz. Soru bu. Zamanla dikkat edin. Türkçedeki zamana dikkat edin. Ağzınızdan çıkan ya da aklınıza gelen o cümlenin zamanına dikkat etmeniz gerekiyor. Tek dikkat edeceğin şey 3 tane zaman. Sen söyledin mi? Hangi zamanda bu cümle? Tabii ki geçmiş zamanda. O zaman did ile başlayacaksınız. Bakın halkalar arası geçiş yapacaksınız. Did you say? Did you say? Sen söyledin mi? Biz söyledik mi? Ya da biz dedik mi demek istiyorsunuz? Nasıl söylersiniz? Biz dedik mi? Hangi zamanda? Geçmiş zamanda yine, değil mi? Biz dedik mi? Biz söyledik mi? Did we say? Yani bu halkalar size arkadaşlar, birazdan bir tane daha halka göstereceğim, size kronolojik sıralamayı gösteriyor. Hangi sırayı takip etmeniz gerektiğini gösteriyor. Türkçedeki cümle dizilimleriyle İngilizce'deki cümle dizilimleri aynı değil. Buna eliniz ve ağzınız alışması adına bu halkalar size yardımcı olacaktır. Mesela sen söyleyecek misin demek istiyorsunuz. Nasıl söylersiniz? Sen söyleyecek misin? Cümlemizin zamanı nedir burada? Tabii ki gelecek zaman, değil mi? Yani will. Will you say? O söyledi mi demek istiyoruz. Geçmiş zamanda. O söyledi mi? Erkek için söyleyin. Did, değil mi? Bakın işte. Did he say? Peki o söyler mi demek istiyoruz. Biraz daha dikkatli olmanız lazım. O söyler mi? Erkek için. O söyler mi? Cümlemizin zamanı geniş zaman, değil mi? O yüzden do ile başlamanız gerektiğini anlamışsınızdır. Şimdi şurada şöyle bir küçük hata yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte do he say gibi. Bakın he she'de bir s taksı meselesi vardı ya. O s taksını siz do'ya vermeniz gerekiyor. Yani do does olacak. Does he say şeklinde söylemek zorundasınız. Does he say, does she say, does it say. Tamam, bu sadece bunun için geçerli. Kız için o istedi mi? Mesela o para istedi mi? Nasıl sorarsınız? O para istedi mi? Hemen zamanla dikkat ediyorsunuz. Geçmiş zamana, değil mi? Did ile başlayacaksınız. Did. Bakın şurası orta çizgi. Geniş zaman. Zaten şu taraf solu gösterdiğinden dolayı geçmiş. Bu tarafta sağ işte gelecek. Yani anlayın, bir çizgi şeklinde anlayabilirsiniz bunu. Geçmişten bahsedildiğinden dolayı hemen işte did she want money? Did he want money? Şeklinde sorular sorabilirsiniz. Yani çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu işi biraz daha kapsamlı hale getirelim. Burada en azından bu işin mantığını azıcık olsa bile anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi daha da kapsamlı bir halde uzun sorular sormak istiyorum derseniz arkadaşlar, yapmanız gereken şey şu. Yani bu halkanın anlaşılması için öncelikle şu soruma cevap verin. Sen istedin mi? Buraya bakarak bu cümleyi bana bu soruyu sorun. Sen istedin mi? Geçmiş zamanlı bir soru. Did you
Want değil mi? Did you want? Şimdi sen ne istedin demek istiyoruz arkadaşlar. Sen ne istedin? What did you want? Tamam mı? What did you want? Ama böyle bir karmaşık gibi gösteriyor olabilirim. Yani dikkat ettiyseniz halkalar arasında geçiş yapıyoruz. İlk halkamız işte what. Oradan geçmiş zaman olduğundan orayı did. You want. What did you want? What did she want? Yani tamamen sizin sormak istediğiniz soruyla alakalı olan bir durum bu. What did I want? Ben ne istedim? What did I want from you? Ben senden ne istedim ki? What did she want from you? O senden ne istedi? Sen ne isteyeceksin? Bu soruyu nasıl sorarsınız? Sen ne isteyeceksin? What will you want? What will you want? Sen ne isteyeceksin? Burada istediğiniz kombinasyonu uygulayın. Mesela hiçbir cümle kurmadan, yani hiçbir şey bilmeden direkt bir kombinasyon uygulayalım. Mesela what do they want? Yazın what do they want diye. Gramer açısından tamamen doğru bir soru ve kendi içerisinde bir anlam da barındırıyor. Onlar ne istiyor anlamları geliyor. Onlar ne istiyor senden? What do they want from you? Onlar senden ne istiyor? Yani gözünüz kapalı böyle bir rastgele atış yapsanız yine anlamlı bir soru ortaya çıkıyor. What did it want? Mesela o ne istedi? What did it want? O ne istedi? Peki WH soruları sadece bunlar mı? Hayır. Mesela what time? Ne zaman demek arkadaşlar? Saat kaçta? Pardon. Saat kaçta? What time? Bakın. What time do you buluşmak meet? Örneğin meet kelimesi üzerinden yani o fiil üzerinden sorular soralım. What time do you meet? Saat kaçta buluşursun? Peki saat kaçta buluştun demek istiyoruz. Nasıl söylersiniz bu soruyu? Saat kaçta buluştun? What time? What time did you meet? Değil mi? What time did you meet? Saat kaçta buluştun? Peki saat kaçta buluşacaklar? Nasıl sorarsınız bu soruyu? Sorumuz gelecek zamanda değil mi? What time? Sorumuz gelecek zamanda will değil mi? What time will they meet? Onlar saat kaçta buluşacaklar? What time will they meet? Siz kendiniz duraklatarak şu anda arkadaşlar bütün kombinasyonları deneyin. Kesinlikle bir anlam barındıran soru cümleleri elde edeceksiniz. Yani halkanın en başından başlamanıza gerek yok. Örneğin, will they meet? Buluşacaklar mı? Will we meet? Biz buluşacak mıyız? Buluşacak mıyız? Will he meet? Did he meet? Mesela o buluştu mu? Does she meet? Buluşur mu? Yani halkaları da eksilttiğiniz zaman normal cümleye dönüyorsunuz. İşte I meet, you meet, we meet, they meet, he meets şeklinde. Yani olumlu cümlelerden soru cümlelerine, daha da kapsamlı soru cümlelerine geçiş yapabiliyorsunuz bu halkalar arasında. Mesela devam edelim. When, ne zaman demek arkadaşlar? Örneğin fiil olarak da buraya go, gitmek fiilini koyalım. Bildiğiniz bir fiil. Ne zaman gittin demek istiyorsunuz? Nasıl sorarsınız? Ne zaman gittin? When did you go? Değil mi? When did you go? Ne zaman gittin? O ne zaman gitti? Kız için. When did she go? Biz ne zaman gideceğiz? Nasıl sorarsınız? When will we go? Ben ne zaman giderim? When do I go? Değil mi? Bakın. When do I go? Burada sizi zorlayacak Türkçe dil bilginiz arkadaşlar. Ve Türkçe'de de yüzeysel biraz da dil bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Yani geniş, geçmiş, gelecek bunların ne olduğunu bilmeniz yeterli. Bunları bilirseniz gerçekten soru sormak çok basit bir şey. When ile soruları çoğaltabilirsiniz. Buradaki fiilleri değiştirdiğiniz zaman hep şey olacaktır. Yani cümleler de değişecektir. Örneğin bu halde şuraya mesela read kelimesini koyalım. Okumak.
When will you read? Ne zaman okuyacaksın? When will we read? Biz ne zaman okuyacağız? When did she read? O ne zaman okudu? When do I read? Ben ne zaman okurum? When does she read? O ne zaman okur? Çemberi değiştirmenize gerek yok. Şuraya siz istediğiniz kelimeyi koydukça size patır patır bir sürü cümleler verecek. Alın size cümle çalışma, yani pratik tablosu tabiri caizse. Çıktısını alacaksınız bitirdiğiniz zaman. Duvara asacaksınız şurayı boş bırakarak. İstediğiniz kelimeyi koyun oraya, fiil olmak kaydıyla size bir sürü sorular verecektir. Devam edelim. Where, nerede demek, nerede? Mesela buradaki fiilimiz stay olsun, stay, kalmak. Sen nerede kaldın demek istiyorsunuz. Sen nerede kaldın? Yani bir evde kalmak, otelde kalmak o anlamda. Nerede kaldın? Where did you stay? Değil mi? Bakın. Where did you stay? Sen nerede kaldın? Biz nerede kalacağız demek istiyorsunuz. Nasıl sorarsınız? Biz nerede kalacağız? Where will we stay? Değil mi? Yani biz nerede kalacağız? Where will we stay? Biz ne zaman kalacağız? Türkçe'ye dikkat edin yine. Biz ne zaman kalacağız? Eğer sormakta başarısız olduysanız ilk başta halkanın en üst kısmına dikkat etmeniz lazım. Ne zaman hangisi burada? Ne zaman? Şu değil mi? When. When will we stay? Biz ne zaman kalacağız? Kız için o nerede kaldı demek istiyorsunuz. O nerede kaldı? Where did she stay? Nerede kaldı? Devam edelim. Mesela why? Neden? Ve buraya şuradaki bizim şeyden, fiillerden ask fiilini koyalım. Ask. Soru sormak. Neden sordun demek istiyorsunuz. Neden sordun? Neden? Why? Geçmiş zamanda bir soru cümlesi bu. Why did you ask? Neden sordun? Why did you ask? Peki. Sen ne sordun demek istiyorsunuz. Sen ne sordun? Dikkat edin. Neden demedik, ne dedik? What did you ask? Sen ne sordun? What did you ask? Sen ne sordun? Sen ne soracaksın? What will you ask? Biz ne soracağız? What will we ask? Biz saat kaçta soracağız? What time will we ask? Biz ne zaman soracağız? When will we ask? Bu geçişleri çok sık yapmanız gerekiyor. Buraya rastgele fiil koyarak arkadaşlar. Ve o kelimelere, o cümlelere alışmanız gerekiyor. Yani aklınıza gelen cümleyle ilgili hemen bu geniş zamanda ya da bu geçmiş zamanda ya da gelecek zamanda ile ilgili bir hissiyat gelmesi lazım. Bilginin havada ve kafanızda böyle beyninizde uçuşması ayrı bir şey. Hissiyatı ayrı bir şey. O cümle aklınıza geldiği zaman hemen o hissiyatı yaşamanız lazım. Bunun için de bol bol cümle pratiği, yani kendi kendinize cümleler kurmanız gerekiyor. Devam edelim. Mesela who? Kim demek? Ve buraya fiil olarak bizim buradaki fiillerden örneğin hangisini koyalım? See. Tamam, görmek. Buraya görmeyi koydum. Sen kimi gördün demek istiyorsunuz. Sen kimi gördün? Who did you see? Değil mi? Who did you see? Sen kimi gördün? Mesela ben kimi göreceğim demek istiyorum. Ben kimi göreceğim? Who will I see? Değil mi? Who will I see? Yani bunlar içerisinde istediğinizi rastgele alın. Mesela what time will I see? Ben saat kaçta göreceğim? When will you see? Ne zaman göreceksin? Veya why does she see? Neden o görür? Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Mesela how? Nasıl demek? Fiil olarak buraya learn, öğrenmek. Mesela nasıl öğreniriz demek istiyorsunuz. Biz bunu nasıl öğreniriz?
How do we learn? How do we learn? How do we learn this? How do we learn English? How do we learn cooking menemen? Nasıl öğrendin? Nasıl söylersiniz? Nasıl öğrendin? How did you learn? Değil mi? How did you learn? Nasıl öğrendin? Ve son olarak arkadaşlar, yani bu normalde daha fazlası var da, bunlar en sık kullanılanlardan olduğundan dolayı bu kadar cığını verdim ben. How often? Ne sıklıkla demek arkadaşlar? How often? Mesela şuraya speak English koyalım. How often do you speak English? Ne sıklıkla İngilizce konuşursun? O ne sıklıkla İngilizce konuşur demek istiyoruz kız için. Nasıl sorarsınız bu soruyu? How often? İsterseniz how often da diyebilirsiniz arkadaşlar. Telaffuz bakımından. Tercih meselesi. Kulağınıza hangisi hoş geliyorsa onu tercih edin. Ben how often demeyi tercih ediyorum. How often does she speak English? Şimdi ben buraya practice English yazıyorum. İngilizce pratik yapmak. Practice English. Siz videoyu duraklatın mümkünse. Yapabiliyorsanız. Yani yaparsanız çok iyi olurdu. Duraklatarak elinize şöyle bir kağıt kalem alın. Bakın ve rastgele cümleler yazın. İşte mesela how often did you practice English? Yazın şöyle. How often did you practice English? What time did you practice English? What time will you practice English? Yani şuraya baktığım zaman ben bu practice English ile ilgili neredeyse yüzlerce cümle kurabilirim. Örneğin, rastgele konuşuyorum mesela. What time do you practice English? What time did you practice English? What time will you practice English? When did you practice English? When will you practice English? When do you practice English? When does she practice English? Where will she practice English? Why does he practice English? Where did we practice English? Yani o kadar aralıksız konuşabilirim ki çünkü buradaki öznelere göre sorduğum soruların anlamları sürekli değişecektir. Sürekli farklı bir hale alacaktır. Yani size düşen vazife arkadaşlar şu gördüğünüz tabloyu çizmek ya da mümkünse ekran fotoğrafını almak ve elinizde bulunsun. Şu aralığı boş bırakın. Buraya rastgele 10 tane kelime mesela bugün için 10 kelime seçtiniz bizim bu 800 kelimelerden. 10 kelimeyi de bir tanesini buraya koyun. Ve kendi cümlelerinizi kurmaya çalışın arkadaşlar. Bakın bu tablo gerçekten veli bir nimet. Şuradan yani ilk halkada kendinizi sabitlersiniz. Olumlu cümle kurmuş olursunuz. Mesela işte I see, ben görürüm. I see, neyi görürsün? A black cat. Siyah kedi görürüm. I always see a black cat when I go to work. İşe gittiğim zaman sürekli siyah kedi görürüm. Uydurun bir şeyler, yalan atın, problem değil. İlla gerçekçi olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendiniz için anlamlı olacak cümleler kurun ve devamında da buradan kurmuş olduğun cümleleri soruya dönüştürmek istediğiniz zaman geniş zamandaysa do ile yapın, geçmişte ise did ile yapın, gelecekte ise will ile yapın. Bunlarla üçü sınırlı değil, bunun daha fazlası var. Örneğin bunların yerine, örneğin will yerine can koyduğumu varsayalım. Can, bir şeyler yapabilmek. Ve mesela buraya help fiilini koyduğumuzu varsayalım. Help, yardım etmek. Can you help? Can you help? Yardım edebilir misin? Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Çoğaltabilirsiniz. İşte can you say, can you cook, can you drink, can you eat, can you sit down, can you pick up, can you go, can you come, can you open, can you close, can we say, yani bakın illa you de değil yani, can they do, yapabilirler mi? Bu halka tekniğin devamını ben getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Daha da böyle ne derler? Örneğin olumsuz cümleleri nasıl soruya dönüştürebilirsiniz? Ya bu işin yani çok lüks kısımlarına pek fazla uğrayasım yok arkadaşlar. Normalde ben bunu daha da böyle kapsamlı, daha da böyle karmaşık bir halde size sunabilirim. Ama ya o çok lüks olur ya. Yani şu anda ben bu sistemde sizin ihtiyaç duyabileceğiniz kadarını sundum. Normalde buralar daha fazladan var. İşte how often değil, işte how many. İşte which var örneğin. Which hangi demek? Whose var kimin demek? Bunları vermedim ve zaman olarak da sadece 3 temel zamanı verdim. Geri kalan tense, yani
şeyler de present perfect tense'ler, modal fiillere buraya doldurabilirim normalde. Yani bu halka aslında daha fazlasını kendi içerisinde barındırıyor. Eğer üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlar varsa seve seve kullanabilirsiniz yani. Yeter ki topluma bir faydası olsun ama lazım olan kısmını verin. Benim tercihim bu. Sizin ihtiyaç kadarınızı vermek, geri kalanı zaten teferruattır. Geri kalan zaten siz kendiniz pratik yaptıkça kendiliğinden gelecek arkadaşlar. O yüzden olabildiğince işin mantığını kavrayın ve bir an evvel kendi cümlelerinizi kurmaya başlayın. Özellikle o 800 kelimelik liste var ya, onu kullanın. Onu aktif bir şekilde kullanın. Eğer kullanma kısmında zorluk çekiyorsanız ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. ChatGPT'ye gidin. Artık onu kullanmaya başlayın arkadaşlar. ChatGPT'ye deyin ki mesela never kelimesi. Never, asla demek. Ne fiildir ne başka bir şey yani. Asla bir kelime. ChatGPT'ye yazın. Deyin ki şu kelimeyi tırnak içerisinde never yazın. Şu kelimeyi cümle içerisinde kullan deyin. Mesela bana 10 tane cümle ver deyin. 10 tane cümleyi verecektir. İngilizce. İngilizcesini anlayamıyorsanız deyin ki bana hem İngilizcesini hem Türkçe tercümesiyle beraber verin deyin. Verecektir. ChatGPT şu anda piyasada sizinle olabilecek en büyük hocalarınızdan biri. Çünkü ne sorarsanız sorun tümüne cevabı var. Evet. Umarım bu sistemi adam akıllı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Örneklere devam edin. Siz kendiniz yapmaya çalışın. Sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer kendi düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.